2 diyabetin belirtilerine biraz ilerleyelim istiyorum. Tip 1 diyabetteki şikayetlerin aksine tip 2 diyabette şikayetler daha yavaş yavaş başlar. O yüzden çok fazla kişi farkına varmıyor. Kilo kaybı sebepsiz, eğer bir kişi diyet yapmıyorsa, diyet yapmadığı halde zayıflıyorsa, başka şikayetler aranmaksızın bu kişide şeker hastalığına şüphelenmek lazım. Tabii en sık, en klasik şikayetleri ağız kuruması, çok sık idrara çıkma, harsizlik, terleme gibi şikayetler yapıyor. Ama tıpta son 5-10 yılda kişiye özgü tedavi yöntemleri geliştiği gibi bazı hastalıklarda kişiye özgü şikayetler oluşabiliyor. Mesela? Ailede şeker hastalığı varsa mesela, kişi kilolu ise, hareketsiz bir hayat tarzı var ise, bu kişilerin rutin şeker kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. 6 ayda bir veya hiç olmasa yılda bir kere. Erken yakalandığı zaman şeker hastalığı, bazen hiçbir şikayet yapmıyor şeker hastalığı mesela. Bir hasta bana gelmiş bundan birkaç sene evvel. Şekeri 95 çıkmış ki üst sınırı laboratuvardan laboratuvara değişmekle birlikte 110, 105 veya 115'tir şekerin üst sınırı. Bunun üzerindeki değerlerde biz şekerden şüphe ederiz. Bu kişi de 95'ti. Ailenin ısrarıyla şeker yükleme testi istediler benden. Ben de prensip sahibi bir insanım. Yani hastanın isteğiyle değil, benim şüphelerimle aslında test yapmak. Yani doğrusu da bu. Orada ben onlara uydum. Şeker yükleme testi istedim. En kötü şeker, gizli şeker diye ben tahmin ediyorum mesela, ama şeker hastalığı çıktı. Hocam bu çok seyrek olan bir şey. Evet, işte bu bana ders oldu Yani daha evvelden bakılmış olan, daha önce bakılmış olan şeker seviyesi ne olursa olsun. Yani kişi şeker hastalığı riski taşıyorsa, ailede şeker hastalığı varsa, kilosu fazlaysa, hareketsiz bir hayatı varsa, daha evvel bakılmış şeker ne olursa olsun bu kişilere şeker yükleme testi yapılmasında fayda var. Çok da zor bir test değil. Çok zaman alıcı bir test de değil. Tabii birkaç kez kan alınmayı gerekiyor. Eğer iğneden korkan birisi ise onlarda biraz problem oluyor bu teste karşı, ama başka teşhis yöntemi de yok. Kesin teşhis için mutlaka şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Hocam peki hiçbir şeyden şüphelenmiyoruz. Ailemizde diyabet öyküsü yok. Şimdi bu rutin check-up programlarında hani bazen hasta olmasak bile kendimizi taramak istiyoruz. Yani şeker yükleme testi herkesin yaptırmasını öneriyor musunuz bu bağlamda? Herkesin yapılmasını önermiyoruz biz. Dediğim gibi bazı risk faktörleri olması lazım şekerle ilgili. Eğer ufak tefek şekeri andıracak şikayetleri olması lazım hastanın. Daha evvelden bakılmış şekerlerin de sınırda çıkması lazım. Yani sınırda dediğim ne demek? Normal zamanda açlık şekeri 126'nın altında olması lazım. Şeker hastalığı yok diyebilmemiz için. 126 ve üstü değerlerde şeker hastalığı kesindir zaten tanısı. Her kişi tam 12 saatlik açlıkta şekerini ölçtürmüş ise 126 rakamı çok önemli burada. Ama onun altında çıkmışsa, biz şekerden şüpheleniyorsak 115 gibi, 120 gibi, biz bunlara şeker yükleme testini zaten yapıyoruz. Ama 80-90 gibi rakamlarda yükleme testi yaptırmaya çok fazla gerek yok. Gidi şeker bile şüphelensek, onda biz zaten kişiye diyet öneriyoruz zaten. Biz her hastaya gelende eğer kilo problemi varsa hareketli bir hayat tarzı öneriyoruz. Hayat tarzını değiştirmesini öneriyoruz mesela. Egzersiz yapmasını, kilo vermesini söylüyoruz zaten. Gidi şeker kişi zaten varsa bunlara biz tedavi, ilaç vermiyoruz. Önce hayat tarzı değişikliği, spor ve diyet öneriyoruz biz bu kişilere. İlaç başlamıyoruz tabii ki.